Dilek Güngör, İmamoğlu koçun adayı mı? Kemal Kılıçdaroğlu 8 yıl önce CHP'nin başına geçti ama bir kere olsun genel başkan olamadı. Hep birileri kulağına fısıldadı, o da uyguladı. Sufle ala ala bu günlere geldi. 2010'da Deniz Baykal istifa etti, o Amerikalıların suflesiyle koltuğa oturdu. 2014'te Kemal Derviş'ten sufleyi alıp Ekmelettin İhsanoğlu'nu köşke çatı aday yaptı. FETÖ'nün Hain 15 Temmuz darbe girişimine kontrollü darbe derken sufleyi Alman istihbaratı verdi. HDP, İPSP ile ittifak buluşmalarında sufleyi Avrupa'dan aldı. 15 milletvekilini istifa ettirip İyi Parti'ye seçim yolunu açtırırken sufle Pensilvanya'dan gönderildi. 31 Mart'taki yerel seçimler için sufle veren oldu mu diye düşünürken Kemal Kılıçdaroğlu'nun koç ailesiyle görüşmesi açığa çıktı. Ondan sonra da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu adı ortaya atıldı. CHP kulislerinde bu kez sufleyi verenin sermaye olduğu konuşuluyor. Aksi halde 5 yıl başarısız ilçe belediye başkanlığı yapan, nitelikli dolandırıcılık davaları bulunan, hakkında rüşvet iddiaları ayyuka çıkan birini neden aday yapmaya kalksın? Koçla İmamoğlu arasındaki ilişki nereden geliyor derseniz, Ekrem İmamoğlu'nun koç ailesiyle uzun zamandır iyi ilişkileri olduğunu duymuştum. Onu bir gün merhum Mustafa Koç'un yanında, diğer gün Rahmi Koç'un ofisinde, öteki gün Koç'un fabrikaya da vakıf açılışında görüyordum. Aileyle ilişkileri belediye başkanlığıyla iyice pekişmişti. Peki Kılıçdaroğlu Koç projesi tutar mı? Hürriyet'in güzelleme yaptığı röportajda Ekrem İmamoğlu tanıdıkça beni seversiniz diyor. Ve öyle bir tablo çiziyor ki, köylü bir aile, muhafazakar bir baba, 5 yaşından itibaren dini eğitim almış bir çocuk, cumhuriyet değerleriyle büyütülmüş bir başkan. Röportajı okudukça aklıma çatı aday olarak gösterilen Ekmelettin İhsanoğlu için söylenenler geldi. O zaman da CHP seçmenine tanıdıkça seversiniz diyordu. Sonra ne mi oldu? İhsanoğlu kimseye kendini sevdiremeden yok olup gitti. Dilek Güngör, Sabah.